Herkese tekrardan selamlar. 2022 yılının son videosuna hoş geldiniz. Bu videoda şu anda bulabildiğim, çektiğim tarih 31 Aralık Cumartesi günü. 31 Aralık'ta da bu video kanala gelecek zaten. 2022'nin son videosu bu videoda. En ucuz 3060 laptop inceleyeceğiz bugün an itibariyle piyasada bulunan en ucuz 3060 laptopu inceleyeceğiz. Bir tane laptop var dolayısıyla o da karşımda görmüş olduğunuz HP Victus modeli. Bugün bu modele detaylı bir şekilde bakacağız. Fiyatı bu arada iyi. 2023'e girince zamlanabilir. Şu an 3060 bir laptop almak istiyorsanız en ucuz ve en kaliteli 3060 laptop bu. O yüzden bir 3060 laptop alma tercihiniz varsa kesinlikle bu laptopu alabilirsiniz. Birazdan da uzun bir şekilde değerlendireceğiz laptopu. Beklemeniz taraftarı ben çok değilim. Bana kalırsa alınabilir. Amazon'un da 30 gün koşulsuz şartsız iadesinin olduğunu da söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi bir Ekim'de laptoplarda falan filan iade şey kalkmıştı. Fakat Amazon hala 30 gün koşulsuz şartsız iadeyi cihaza tabii ki zarar vermediğiniz sürece devam ettiriyor. Onu da buradan belirteyim. Satıcısı da Amazon.com.tr Amazon'u kendisi satıyor. Her neyse videoya başlayalım. HP Victus bildiğiniz gibi Pavilion serisinin yenilenmiş hali Victus. Hem tasarım hem soğutma hem kas olarak cidden bayağı fark var aralarında Pavilion'la. Zaten artık Pavilion cihazlarını üretmiyor. Victus cihazlarını üretiyor. Kendi yazılımından bahsedelim ilk olarak. HP'nin Omen Gaming Hub'ı var arkadaşlar. Laptop alacak olursanız FreeDOS geliyor. Yani işletim sistemi kurulu olmadan geliyor. İşletim sistemi kurulu olmadan geldiği için içinde hiç HP HP Omen Gaming Cup olmayacak. Microsoft Store'a gidip Omen Gaming Cup'ı indirebilirsiniz veya kendi sitesinden HP'nin. Bunu söyleyerek başlayalım. Şimdi de donanım tarafına bakalım. İlk işlemciden başlayacağım. Ryzen 5 5600H. 6 çekirdek 12 threadlik bir işlemci arkadaşlar. 45-55 Watt arası yapılandırılabilir bir TDP söz konusu. Bu aralıkta bir güç güç harcaması var. Yani maksimum bu kadar Watt çekebiliyor 45-55 Watt arası laptoplardaki bu işlemci. Peki bu işlemciyle neler yapılabilir? İlk önce kasmadan, donmadan yani herhangi bir oyunda işlemci problemi kesinlikle yaşamazsınız. Zaten bugünkü oyunlar maksimum 5. 6. nesil i5 veya i7 işlemcilerle bile çalıştırılabildikleri için bu kadar yeni bir işlemcinin yani bir oyunda hantal kalmasını bekleyemeyiz zaten. Oyun tarafını geçtiğimiz zaman, editler, render'dır veya ne bileyim iş tarafına baktığımız zaman İşlemcinin de ben sol alt tarafa single core ve çoklu çekirdek şeylerini koyarım. Çok rahat size 1080p 2K edit renderları yaptırabilir. Yani 1080p bir video işlemi olsun, 2K bir video işlemi olsun bunları yaptırabilecek potansiyelde işlemcimiz. Dediğim gibi alt çekirdek 12 thread'den oluşuyor. Aşağı koyacağım single core ve multi core testlerinde de single core bir işlemcinin oyun performansını karşılaştırmak için kullanılır. Multi core genel olarak iş performansına baktığımız zaman tüm çekirdeklerin performans oranına bakmanız lazım. Yani eğer bir edit trender için bir laptop arıyorsanız kesinlikle bana kalırsa tercih edebilirsiniz. Ha, bu fiyata daha iyi işlemcili modeller var mı derseniz evet var. Örneğin i5 12500H'lı bir Monster laptop da alabilirsiniz. Ki bundan çok daha iyi bir performans verir. Ama dediğim gibi bu da 1080p 2K gibi çözünürlüklerde. 4K biraz zorlar ama bu tip editler, renderleri yaptırır. Fotoğraf falan, RAW fotoğraf işlemler falan RAM'i arttırdığınız sürece rahat bir şekilde yaptırır. 8 GB DDR4 3200 MHz destekleyen bir RAM geliyor. Tek kanal içindeki 8 GB RAM. Dolayısıyla CSGO Valorant gibi oynuyorsanız normalden çok daha düşük FPS almanız, almanız olası bir durum. Çünkü tek kanal var. Rekabetçi oyunlarda tek kanalla çok kanal arasındaki FPS e farkını anlatmama gerek yok herhalde. 50-60 FPS FPS oynadığı bile oluyor yer yer. O yüzden rekabetçi oyun oynayacağım diyorsanız muhakkak ki 16 GB'a çıkarın. Zaten şöyle bir durum da var. Günümüzdeki oyunların çoğu artık 16 GB RAM sınırını bile aşmış durumda. Örneğin Microsoft Flight Simulator oynuyorsanız minimum ben 24 GB RAM öneriyorum imkanınız varsa kesinlikle 32 GB RAM alabilirsiniz. Ama dediğim gibi artık minimum bir laptop için 16 GB RAM. Almanız söz konusu piyasadan 700-800 TL'de e 8 GB bir DDR4 RAM bulabilirsiniz. Rekabetçi çok oynamıyorsanız tercihim benim 8 GB RAM'i alıp çıkarıp satıp tek 16 GB RAM takın çünkü single player yani hikaye yeri oyunlarda bu remin tek kanal veya çift kanal olması bir şey ifade etmiyor. Sadece rekabetçi oyun oyuncakları için ifade ediyor. Ekran kartı tarafında ise RTX 3060 var. Şimdi burada uzun uzadıya konuşacağım arkadaşlar biraz. İlk önce 3060'ın watt hakkında konuşalım. Bu laptopta kullanılan 3060 105 watt'tan oluşuyor. Yani 105 watt bir 3060 var. Ne max performans ne de max Q. Orta bir 3060 diyebiliriz. Yani çoğu 3060'dan daha iyi. Ha tabii ki bir Monster'ların 3060 kadar performans vermez. Çünkü Monster tarafında hem Dynamic Boost 2.0 hem de Max Q kullanıyor. Onlarınki 115-120 watt arası çekerken bu 105 watt arası çekiyor. Performans farkı maksimum 5-10 FPS olur. Ama bu laptopla her oyunu neredeyse ultra'da 60 FPS oynayabilirsiniz. Optimizasyon iyi olan oyunları. Optimizasyonları biraz daha sıkıntılı olan oyunlar içinde. ya oyun destekliyorsa DLSS açacağınız. Bu da ne oluyordu? Yapay zeka destekli çözünürlüğü düşürüp FPS arttırma ama o çözünürlük düşürme şeyini size hissettirmiyor. Aynı şekilde AMD'nin de benzer bir FSR teknolojisini bu laptoptaki 3060'da da kullanabilirsiniz. O da FSR teknolojisi de AMD'nin yapay zekalı çözünürlük düşüp FPS arttırmayı sağlayan şey. Fakat Nvidia'nın bu 3060 ekran kartında da kullanılabiliyor. CUDA teknolojisi var. Bundan da bahsedelim. Özellikle video kurgu işleri için DaVinci Resolve kullananlar genellikle ekran kartına daha çok önem veriyorlar. Bu 3060 6 GB VRAM'le geliyor. O yüzden DaVinci Resolve için çok ideal değil. DaVinci Resolve'da eğer gerçekten çok detaylı bir şekilde video kurgu işi yapıyorsanız kesinlikle 8 GB VRAM'li bir model almazda fayda var. Yoksa VRAM full uyarısını görebilirsiniz. Ama Adobe Premiere Pro gibi biraz daha işlemci odaklı render dağılıyorsanız, özellikle CUDA yani GPU acceleration'ı kullanılarak da Adobe Premiere Pro tarafında bir bir miktar 3060 gücünü kullanarak da daha hızlı bir çıktı alabilirsiniz. Yani CUDA teknolojisini aslında Adobe Premiere Pro'da kullanmış oluyorsunuz. Bunu da belirtmemde fayda var arkadaşlar. Peki başka ne teknolojileri var Nvidia'nın? Bu ekran kartında kullanabileceğiniz Nvidia'nın Reflex teknolojisi var. Donanımdan bağımsız olarak şu anda da ekrana bir video koymuşumdur. Donanımdan bağımsız olarak gecikmeyi düşüren teknolojiyi Nvidia Reflex. Başka Nvidia'nın Canvas teknolojisi var. Bir çizim programı. Diğeri Nvidia'nın Broadcast'ı var. Daha saymayacağım bir sürü kendine has teknoloji var. Broadcast'te temel olarak bir yayıncıysanız onda şu an zaten ekranda video falan geçiyordur. Bir yayıncıysanız arka planı ekran kartı desteğiyle kaldırabiliyorsunuz. Yani yayıncılarda yeşil perde kullanılma şeyini kaldırıyor aslında bu. Ekran kartının gücünden faydalanarak sizin o görüntünüzü arkadaşlar yani transparan mı diyeyim artık yani arka planınızı kaldırıyor. Yani yayıncıların aslında yeşil perdeye kullanma şeylerini tamamen ekran kartı desteğiyle çözmüş oluyor herhangi bir şekilde ek masraf yapmadan. Videodan da zaten anlarsınız. Araya ben videolar koyacağım dediğim gibi. Yani dediğim gibi tam bir oyuncu kartı aslında. Bana bunda kaç FPS alırım, diyorsanız ya YouTube'dan videolara bakabilirsiniz. Ben şimdi adıyorum adam yazıyor yorumlar. CSGO'da bu kaç FPS alır. Takribi olarak eğer siz bunu çift kanal yaparsanız 250-300 FPS arası çok rahat bir FPS alabilirsiniz. Ekran tarafına bakacağımız zaman da Full HD 144 Hz IPS. 144 terzi nimetlerini ancak ve ancak rekabetçi oyun oynadığınızda fark edeceksiniz veya bir de Google Chrome masa üstünde falan ancak fark edebilirsiniz. Onun haricinde single player oyunlarda genellikle da oynayacaksanız 60 FPS üzerinde dolaşacağı için 144 terzin çok bir anlamı olmayacak ama dediğim gibi rekabetçi oyunlarda falan fark bariz bir şekilde hissedilir. Tek kanal olsa bile 144 FPS'in üzerine çıkar zaten şey oyunlarda rekabetçi oyunlarda CSGO Valorant gibi oyunlarda IPS olması da güzel ekrana nereden bakarsanız bakın aynı renk doğruluğunu gösteren bir panel türü kullanıyor ama tasarımcıysanız ben bu laptop almanızı önermem bu fiyat bandını Asus'un OLED ekranlı laptopları da var aynı şekilde donanımın biraz daha kötü olmasına rağmen ama dediğim gibi tasarımcıların bu paneli almasını önermem çünkü panelimiz 250 nit bir parlaklık da geliyor yani aslında standart kabul edilen bir parlaklık ama tasarımcı için hem düşük hem de bunun sRGB ve Adobe RGB oranlarına ulaşamadım ekranın o yüzden tasarımcılar şu andan itibaren videoyu kapatabilir. Sizin için bu laptop uygun bir laptop değil arkadaşlar. 512 GB bir M.2 SSD var. Yani yetersiz diyebilirim. Yani 1 TB harcı artık yetersiz. Çünkü 3-4 tane RDR2 Call of Duty Warzone gibi oyun kurduğunuz zaman zaten disk direkt olarak dolmuş oluyor yani. Artık her oyun neredeyse 80-150 GB arası çıktığı için yani dediğim gibi yetersiz. İçinde hard disk yuvası bulunuyordu diye hatırlıyorum. 1 TB ya taşınabilir ya da içe SATA yuvasından takılabilir bir hard disk alırsanız iyi olur sizin için. Zaten fiyatları da o kadar pahalı değil. 400-600 lira arasında 1 TB hard disk hem taşınabilir hem de şey alabilirsiniz ikisinden birisini seçip. Benim önerim taşınabilir bir hard disk almanız ama. Çünkü daha az ses çıkacaktır yani hard diskin o sesini hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. O diskin dönme sesini. Özellikle de 5400 RPM olursa alacağınız hard disk iyi bir seçenek olmuş olur. Baktığımız zaman portlara bakalım. İki tane burada USB portu olduğunu görüyorsunuz. Diğer fotoğraf bakacak olursak bir tane SD kart okuyucu. Keşke micro SD kart okuyucu da olsaydı yani. Tabii ki tercih meselesi ama ben şahsen micro SD kart okuyucu laptopları daha çok seviyorum. Fakat burada bir SD kart okuyucumuz, bir tane Ethernet portumuz, güç portu, HDMI portu, bir tane USB, bir tane de Type-C portumuz var arkadaşlar. Bu Type-C portu 5 gigabit veri aktarımı sağladığı için SSD taşınabilir bir Type-C portlu bir SSD'niz varsa takabilirsiniz. Çünkü 5 gigabit yani 5000 ok 5000 megabyte okuma 5000 megabyte da de yazmayı destekleyen bir port olduğu için buraya SSD'niz varsa takabilirsiniz. Ki Type C yuvasına sahip sesler cidden çok pahalı oluyor taşınabilir SSD'ler. Yani dediğim gibi böyle bakın burada SD kart, mikrofon girişi aynı şekilde kendisinin hem ses hem de mikrofon desteği olduğunu söyleyebilirim bu partında. Bir tane HDMI, bir tane display, bir tane yani 3 tane USB, bir tane de Type C portunun olduğunu söyleyebiliriz kaba tabiriyle. Kendisi güzel bir laptop ben sevdim şahsen. Şimdi biraz da soğutma konusunda laptop bahsedelim. Soğutma konusunda laptop orta seviye arkadaşlar. Zaten YouTube'dan gaming testlerine bakarsanız görürsünüz. İşlemci genel olarak Ryzen olduğu için yani 7 nanometre üretim teknolojisi olduğu için az ısınacaktır. Ekran kartı da çok ısınmıyor yani 85 dereceler falan sizin için tamamsa ki bir laptop için bence gayet iyi değerler 85-90 derece. Hatta işlemci 90 derecenin üzerine çıkmıyor bile 5 nanometre, 7 nanometre olduğu için üretim teknolojisi olduğu için. Bence gayet güzel sıcaklık değerleri olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde bu laptopu mağazada kullanmış biri olarak söyleyeyim. Klavye arkadaşlar kesinlikle low profil falan değil. Klavyenin tuşları bildiğiniz yani böyle birkaç milim yüksekte yani. Klavye tuşları biraz garip gelebilir ilk alışma olarak. Onun haricinde touchpad kasa kalitesinin de plastikten olduğunu söyleyebilirim. 2 senede zaten dediğimiz 2 senede her cihazda olan garanti var. 16.1 inç ekran biraz büyük gelebilir 15.6 için 15.6 inç için ama belki de sizin aradığınız ekran türüdür. 17.3 inç çok büyük geliyorsa 15.6 da küçük geliyorsa aslında tam ortada bir panel tür olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde biraz ekran sallanma sorununa bakacak olsak arkadaşlar plastik kapaklı her laptoplarda ekran sallanma sorunu olur. O yüzden dert etmenize gerek yok. Forumlarda bazen yazıyorlar bu ekran sallanma sorunu diye. Bu tamamen kapağın plastik olmasından kaynaklanıyor. Benim 10 senelik Razer'ın da kapağı plastik olduğu için ister istemez çok bazen çok sert böyle kapağı açınca ekran bir miktar sallanabiliyor ama günlük kullanımda hiçbir sıkıntı teşkil etmez. Yani laptop hafif kendinize çektiğinizde ekranın öyle sallanacağını düşünmeyin. Bir tane de 720p webcam var ve bu laptopun en güzel özelliği 30 dakikada %50 şarja ulaşabilmesi arkadaşlar bana kalırsa. HP'nin Victus serilerindeki çoğu laptopta böyle bir özellik var. 30 dakikada %50 şarja ulaşabiliyor laptopunuz. Bana kalırsa cidden mı güzel bir özellik. Ses olarak da Dolby'nin Atomsun'u kullanıyordu. Yan, ses olarak da BVO diye bir speaker kullanıyor kendisi. Nedir onun adı? Bir hoparlör kullanıyor. Denemedim bilmiyorum ama araştırıp bakabilirsiniz. Yani ses olarak zaten laptopların çoğu şu zamanlarda iyi bir performans gösteriyor. Ama dediğim gibi ekranın parlaklığı güneş anlığında kullanıyorsanız 250 nit biraz yetersiz gelebilir arkadaşlar. Bunu burada belirteyim kesinlikle. Başka diyebileceğim bir şey yok. Ağırlığını burada yazmışlar. 2.44 kilo yani normaldir. Zaten çok kalas bir laptop şuradaki kalınlığa bakacak olursanız. menteşe sorunu falan yani uzun kullanımda belki yaşayabilirsiniz. Ama dikkatli açıp kapatırsanız yani laptopun tam ekranın tam ortasına açıp kapatırsanız herhangi bir şekilde sorun yaşamazsınız. Güzel bir laptop. 16 GB RAM bir de 1 TB hard disk özelleştirmesiyle alınabilecek çok güzel bir 3060 laptop yapmışlar bence. Nvidia'nın hem kendi teknolojilerini desteklemesi olsun hem de Oyunlarda yüksek FPS, aynı şekilde iş odaklı uygulamalarda da ekran kartının içindeki CUDA teknolojisini kullanarak biraz daha hızlı işinizi tamamlamaya yarayacak bir laptop. Yapmışlar bana kalırsa, fiyatı da şu an gerçekten 21 bin lira bir 3060 laptop için kesinlikle verilebilir bir para. Her neyse bu video benden, bu video benden bu kadar 2022'nin son videosunu izlediğiniz için de teşekkürler. Sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar laptop'un linki açıklama açıklamalar kısmında olacak. Hoşça kalın.